Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Rus medyasından haberle başlayalım. Rus medyası Rusya'nın ülkemizi tehdit ettiğini yazıyor. Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye konusunda ultimatum verdi ve yıkımı ima etti başlığı kullanılmış. Bu kapsamda Rus medyasında servis edilen haberde ülkemizin Suriye operasyonundan birkaç saat önce Rusya'nın Türkiye'ye çok ciddi bir ultimatum verdiği belirtiliyor. Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyine bu akşam başlayan operasyonu, ki burada SİHA operasyonundan bahsediyor. Rusya'nın birkaç saat önce duyurduğu çok ciddi bir ultimatumla birlikte geldi. Yani ülkemizin Rusya'yı takmadığı da ifade edilmiş. Rusya ve Türkiye temsilcileri arasında müzakereler çerçevesinde Rus tarafının şartları açıkladığı da ifade ediliyor. Bu kapsamda çok sayıda madde öne sürülmüş. Sabah bu maddelerin bir kısmından da bahsetmiştik. Yeni maddelerin eklendiği de ifade ediliyor. Özellikle M4 otoyolunun Rus kontrolüne geçeceği ifade edilse de şimdi yayınlanan ultimatomda M4 otoyolu Rus ve Türk ortak kontrolünde kalacak ifadesi kullanılmış. Yine aynen Arap'ta Rus varlığı sürecek. Özgür Suriye Ordusu, diğer ismiyle Suriye Milli Ordusu, aynen Arap bölgesine kesinlikle girmeyecek. Eriya bölgesindeki M4 otoyolu ise Şam'ın, yani Esad'ın kontrolüne girecek şeklinde burada ön şarttan bahsedilmiş. Daha önce Rusya'nın Kamışlı kentindeki hava üssüne 20'den fazla jeti yolladığı da ifade ediliyor. Ruslar şu cümleyi kullanmış: Rusya'nın Suriye'ye yönelik sert talepleri Rusya'nın durumun tam kontrolüne sahip olduğunun kanıtıdır ve Türk tarafı ultimatumu yerine getirmeyi reddederse Ankara'nın kayıpları basitçe olacaktır şeklinde ordumuza yönelik tehditte bulunan alçak Rus basınını görmektesiniz. Yine Rusya'nın Su-34 uçaklarıyla ülkemizi tehdit ettiği yazılmış. Rus Su-34 avcı uçaklarının Türk birliklerinin mevzileri üzerinde tehditkar uçuş yaptığı Rus basında yer alıyor. Burada bu kapsamda videoda servis edilmiş, fakat telif yememek için oynatmıyoruz. Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu'yla PYD'li teröristler arasında bir dizi şiddetli çatışmanın Rusya'yı Suriye'de yanıt vermeye zorladığı cümlesi kullanılmış. Bu kapsamda Rusya'nın Su-34 uçakları Türkiye sınırına ve orada konuşlanan Türk birliklerinin üzerinden uçtu. Böylece saldırıya hazır olduklarını ima ettiler şeklinde Rusların tehdit ettiği ifade edilmiş. Suriye'deki durum bu şekilde. Kısacası Rus basını her zamanki gibi saldırganlıklarına devam etmiş. Diğer haberlerimize bakalım. Yunanistan medyası panik olmuş durumda. Haberler şu şekilde: Ege'yi ve sözde adalarımızı 24 saat izleyecekler. Arama kurtarma için Türkler hileler hazırlıyor cümlesi kullanılmış. Türkiye mavi vatanı 24 saat gözetlemek için sistemler kuruyor. Türkiye sözde Yunan adalarındaki, Ege'deki ve Boğazlar'daki her şeyi her an izlemek için modern izleme sistemlerine sahip olan özel kule kompleksleriyle Ege'de çok derin bir planı hayata geçirdi. Uluslararası deniz trafiğini izlemek ve kıyı birimlerinin operasyonel ihtiyaçlarını en son teknolojilerle geliştirmek için bu sistemin kurulduğu belirtiliyor. Marmara ve Ege Denizi'nin bir bölümünü kontrol etmek için tasarlanan 35 optoelektronik kulenin ilk 13'ünün ülkemiz tarafından kurulduğu ifade ediliyor. Yakında tüm kuleler faaliyete geçtiğinde Türk tarafının Yunan kıyılarını gerçek zamanlı olarak görebileceği ifade edilmiş. Ankara'nın amacı arama ve kurtarma açısından Yunanistan'ın sözde yargı yetkisini ele geçirmek, Yunan tüccar ve savaş gemisi, hatta balıkçı teknelerini tespit etmek cümlesi kullanılmış. Türkler Karadeniz dahil 8484 kilometrelik bir deniz sınırını kontrol etmeye hazırlanıyor şeklinde oldukça büyük bir rakam belirtmişler. Rus uzman Alexander Sitnikov bu Türkiye'nin sıfır sorun dediği şey mavi vatan doktriniyle değiştirdiği anlamına geliyor ifadesi kullanılmış. Şu cümle ilginç: genellikle Türkler optoelektronik kuleleri buraya kurarlarsa ve yapacaklar, çünkü yeni deniz sınırlarının %100'ünü kapsıyor. O zaman teknik olarak Başkan Putin'in kır evini bile gözlemleyebilecekler cümlesi kullanılmış. Ancak şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmayı hayal eden Erdoğan'ın özellikle de Cumhurbaşkanı olarak varlığıyla çok şey değişti. Batılı uzmanlar Türkiye'nin çıkarlarını açıkça ilan etmekten ve hatta komşularına kendi jeopolitik oyun kurallarını dayatmaktan korkmadığına inanıyor.
Mavi Vatan bağlamında günümüz Yeniçerileri 462 bin kilometrekarelik deniz yüzeyinin kontrolünü ele geçirmek istiyor. Ayrıca Erdoğan, Mavi Vatan'ın kıta sahanlığını ve su alanını devlet için toprak kadar önemli olarak görüyor. İlk bakışta Erdoğan'ın denizcilik iddiaları doğrudan Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın çıkarlarını hedef alırken, Yunan adaları bile Mavi Vatan içindeki Türk yargısına engel değil şeklinde Yunan ağlamış. Genellikle bunun gelecekte Rus-Türk ilişkilerini nasıl değiştireceği bilinmiyor. Ancak böyle bir yakınlık şüphesiz Karadeniz sahilindeki askeri ve siyasi güvenliği şiddetlendirir ifadesi kullanılmış. Son olarak Ankara'nın amacı ne pahasına olursa olsun Ege'yi bölmek. Bu nedenle Türkler muhtemelen bu amaçla her türlü yasal ve yasa dışı yolu kullanmaya çalışacaktır cümlesini kullanmışlar. Yunan medyasındaki haberler bu şekildeydi. Diğer haberlerimize bakalım. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Fars Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yine saçma sapan haber servis etmiş. Bu sefer ise sosyal medyada kendisinin sağlığıyla ilgili iddialara değiniliyor. Aslında bu görüntü şuna ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçileri 1,5 saat ayakta tek tek karşıladı. Daha sonrasında sabit durduğundan dolayı 1,5 saat bu şekilde yürüyor. Tabii ki de İran medyası bu olayı kaçırmaz. Anında buna yönelik haber servis ediyor. Yine son günlerde internette ve medyada Ukrayna sınırına yakın bir Rus askeri yoğunluğundan bahsediliyor. Bu kapsamda yeni bir videoyu görmektesiniz. Gürcistan'da muhalefet grupları yerel seçimleri kazanan iktidarı protesto ediyor. Muhalefet bir yandan 30 Ekim'de yerel seçimlerin ikinci turundan çıkan sonuçları protesto ederken, diğer yandan da tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili'nin serbest kalmasını talep ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de bulunan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitakaris ile görüştü. Soylu ve Mitakaris ikili görüşmenin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Gamer'de heyetler arası görüşmeye geçti. İtalyan ordusunun Frontex kapsamında uçuş gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Kazakistan, Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan basın duyurusunda, duyuru, Kazakistan yolu Türk Birliği Uluslararası Sergisi ilk defa Ankara'da. Kazakistan yolu Türk Birliği Uluslararası Sergisi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde 5 ila 7 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecektir cümlesi kullanılmış. Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Necla Menguş, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, Libya'nın istikrarı için atılan her adımı desteklediğini açıkladı şeklinde Cezayir Cumhurbaşkanı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Evet dostlar, ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.